Evet, iyi akşamlar herkese. Unutmadan yeni yılımızı da kutluyorum herkesin. Maça gelince tabii burada güzel, keyifli bir akşam yaşayalım istiyorduk. Fakat tabii bizim açımızdan pek keyifli olmadı. Beşiktaş açısından belki oldu. Ama tabii kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı ve sahada istediğimiz gibi bir oyun, bir keyifli oyun çıkmadı. Burada tabii Nadir ilk kırmızı kartta hakeme herhalde küfür ettiğini yazdılar rapora. Fakat tamam, suç var, suçun cezası olmalı ama bir de o suça giderken neden o kişi onu yapıyor, onu da düşünmek lazım. Eğer orada Vida'nın tekmesine faulü vermiş olsaydı bugün biz bunları konuşmuyor olacaktık burada. Bazen yani birilerini tamam sahadan atmak kolay, fakat hakemlerin asıl işi sahada 11-11 maçı bitirmek diye düşünüyorum ve biliyorum, böyle biliyorum yani. Ve birçok maçta da kafalarını çevirdiklerini de çok gördüm, şahit oldum. Ama demek ki görmek istediklerini görüyorlar, istemediklerini görmüyorlar ya da duymuyorlar. Fazla da konuşmak istemiyorum. Tabii Nadir, bakacağız, eğer öyle bir şey yapmışsa onun da gereken cezasını tabii ki vereceğiz. Çünkü hiçbir oyuncumuzun sahada takımı eksik bırakmaya hakkı yok. Hele hele bu şekilde hakkı yok. Evet, Yasin pozisyon icabı kart gördü. Onunki sorun değil ama Nadir'inki önemli bir durum. Onu da değerlendireceğiz. Maça gelince zaten 9 kişi kaldıktan sonra sadece savunan bir takım. Yakalayabilirsek kontrayla belki mağlup duruma düştükten sonra gol bulmaya çalışan ama bunda da başarılı olamayan bir takım vardı. Fakat son ana kadar da sahada mücadele eden oyuncularım vardı. Ben o yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Beşiktaş'a da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi en iyi şekilde dinlenip hazırlanıp inşallah ikinci yarıya çok daha iyi mücadele eden ve iyi futbol oynayan bir Gençler Birliği izlettirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğer Türkiye Ligi'nin de marka değerini düşünüyorsak. Önce bir araya gelmeyi başarmamız lazım. Önce bir araya gelmemiz lazım. Ve birlikte bazı kararlar almamız gerekiyor. Belki radikal kararlar almamız gerekiyor. Şimdi hakem hatası bu oyunun içinde var. Her zaman da olacak. Yani bunu yok edemezsiniz. Var da getirseniz, ne getirirseniz getirin bunu yok edemezsiniz. Bu oyunun bir parçası hata. Oyuncu hata yapacak, gol yiyeceğiz. Rakip hata yapacak, gol atacağız. Hakem de hata yapacak, biz de hata yapıyoruz. Yanlış oyuncu değişikliği yapıyoruz, yanlış taktikle çıkıyoruz. Hata bu oyunun zaten değişmezse de olmazsa olmazı yani. Dolayısıyla biz önce şuna karar vermemiz lazım. VAR sistemi çıkarken ben yapılan röportajlarda da söyledim. Biz önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Yani biz önce birbirimize saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimizin hatasını değil, hatasıyla kabul etmeyi öğrenmemiz lazım. Hakem hatası olacak, evet. Konuşmayalım, ben varım. Hiçbir şekilde konuşmayalım. Herkes kendine çeki düzen versin. Gerçekten herkes iyi niyetle bu işi düşünsün ve güzel olması için çaba sarf etsin. Evet, yapılan her türlü hatayı kabul edelim. Edelim. Ben buna varım yani, ama bunun için bir karar almamız gerekiyor. Yoksa sürekli birbirimizi hep eleştiriyoruz, hep kötülüyoruz. Geldiğimiz noktada ortada bugün. Herhangi bir disiplin sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani antrenmanlarımız, kamplarımız, her şeyimiz oldukça iyi geçiyor. Tabii maçta işte dediğim gibi bazı etkenler de buna sebep oluyor yani. O yüzden. Tabii hakemlerimizin hata yapmasına da biz sebep oluyoruz. O da var. Yani onu da sorgulamamız lazım. Sürekli baskı altında tutuyoruz. Sürekli kendimize yontmaya çalışıyoruz. Özellikle büyük takımlar bunu çok fazla yapıyorlar. Çok gündeme taşıyorlar. Hakemler de o baskı altında daha çok hata yapıyorlar. Yani konuşmayalım, hep beraber bir karar alalım. Gerçekten konuşmayalım hakemleri. Kapatalım. Zaten maç orada başladı. Yani öncesini pek konuşacak fırsat olmayacak herhalde, çünkü iyi başlayan bir maç. Bizim için de iyi oynadığımız, iyi maça iyi başladığımız bir oyun oluyordu. Fakat kırmızı kart her şeyi değiştirdi, aldı götürdü.
Tabi burada Nadir'in küfür ettiğini söylüyorlar ki ona bakacağız, eğer etmişse biz de kendi içimizde buna bir çözüm bulacağız. Yani bunun mutlaka bir cezası olacak. Bu şekilde hiçbir oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmaması gerekir sahada. Ama evet, bir hata yapmıştır Nadir, bir suç işlemiştir. Fakat öncesinde yani Vida'nın yüzüne gelen tekmesine verilmeyen bir faul var. Yani bir de orada bir onu bu tarafa yönlendiren bir olay var. Orada hakem faulü verse belki hiç bunları yaşamayacağız. Bugün belki maçın güzel taraflarından konuşacağız, hep bahsedeceğiz. Fakat ne olursa olsun oyuncu yapmaması gereken bir şey yaptı. Onu değerlendireceğiz. Daha sonra zaten Yasin pozisyon gereği bir kırmızı kart gördü. O normal, şimdi izledim televizyonda. Ondan sonra zaten yani golü bulmamıza rağmen savunmak durumunda kalan bir takım hüviyetine büründük. Beşiktaş da ikinci yarı golleri buldu ve maçı kazandı. Keşke 11-11 devam edebilseydi maç ve burada biz bu akşam güzel futbolu konuşsaydık. Yine Beşiktaş kazansaydı ama biz güzel futbolu konuşsaydık. Maalesef bugün yine pozisyonları ve şeyi konuşuyoruz. O yüzden oyuncularımı sahada mücadele eden, son ana kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da kutluyorum galibiyetinden dolayı. Yani geldiğimizden beri biz oldukça memnunuz takımımızdan. Hem antrenmanlarımız, çalışmalarımız ve maçlardaki form grafiğimiz gittikçe artıyor. İnşallah devre arasında da iyi bir şekilde hazırlanıp ikinci yarıda hem futbol anlamında hem mücadele anlamında çok daha iyi bir Gençler Birliği izlettirmek istiyoruz. Ben takımımdan memnunum. Ortamımızdan memnunum. Dediğim gibi inşallah iyi bir şekilde ikinci yarıya da başlarız. Yani ilk pozisyonda evet biz de kapıldık. Yani ama bunu yapacaklarını sanmıyorum da. Onlar da hata yapıyorlar. Yani biz sürekli baskı yaptığımız için hakemlerin üzerine, onlar da bir şekilde hata yapıyorlar. Yani biz bir kere her şeyden önce hep beraber bir karar vermeliyiz. Yani hata bu oyunun olmazsa olmaz bir parçası. Bu hakem hatası da dahil. Bizim hatalarımız da, oyuncuların hataları da dahil. Ama biz sürekli her şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bu da, bunun arkası da kesilmiyor zaten. Hepsi birbirini tetikliyor ve her geçen gün biz daha kötüye gidiyoruz. Yani bir yerde bir dur demek lazım buna. Yani herkes önce bir kendimize saygı duyacağız, sonra birbirimize saygı duyacağız ve yapılan hataları kötü değerlendirmeyeceğiz. Hata olarak kabul edeceğiz. Hatalarıyla hepimiz birbirimizi kabul edeceğiz. Ancak bu şekilde çıkabiliriz diye düşünüyorum bu işin içinden. Yoksa birbirimizi hep sürekli suçlayarak hiçbir yere varamayız. Varamadık da zaten.